Herkese merhabalar, ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte elektron dağılımlarına devam edeceğiz. Elektron dağılımlarının nasıl olduğunu birinci videomuzda anlatmıştık. Onun devam ediyoruz arkadaşlar. Küresel simetri. Şimdi bir atomun elektron dağılım yazıldığında son orbiteli ya tam dolu ya da yarı dolu olacak arkadaşlar. Şimdi tam dolu ne demek? Yani diyelim ki eğer bu p orbiteli ise 3 tane orbital var biliyorsunuz. Önce yarı dolu ne onu anlayalım. Üçü de yarı dolu. Bakın, üçü de yarı dolu olursa eğer ne olmuş oluyor o zaman bu? P 3 olmuş oluyor. Eğer hepsi tam dolu olursa o zaman ne olmuş oluyor? O zaman da 6 olmuş oluyor. Yarı dolu ya da tam dolu bakın. S'deki ihtimal ne? S'de zaten bir orbital var. Yarı dolu bu şekilde. Tam dolu da bu şekilde. Yani ya 1 ya 2 şeklinde. Dolayısıyla D'de de gene ne diyebilirsiniz? 5 tane var. Değil mi? D'de 5 tane var. O zaman D 5 olabilir ya da D 10 olabilir. Yani elektron dağılımı S1, P3, D5 ya da S2, P6, D10 ile sonlanıyorsa bu atom küresel simetriye sahip diyorsun. Küresel simetri ileride periyodik özellikler içerisinde anlatacağız. Küresel simetrik olan elementler ekstra özelliklere, ekstra bir kararlılığa sahip. Aslında hani TYT konularını hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ne diyorduk? Soldan sağa doğru giderken iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyorduk. Neden? 2A'da ve 5A'da ekstra bir artış söz konusuydu. İşte bu ekstra artışın temel sebebi bu küresel simetri. Bundan dediğim gibi ileride bahsedeceğiz zaten. Şimdi yukarıda elektron dağılımını yazdığınız elementlerden küresel simetrik olanları halk için alınız demiş. Yani yukarıda derken arkadaşlar az önce şöyle bakın. Bir önceki videoda biz böyle bir örnek çözdük. Burada elementlerin tek tek elektron dağılımlarını yazdık. Şimdi diyor ki bunlardan hangileri küresel simetriktir? Küresel simetrik olanları halk içerisine alınız diyor. Hemen şöyle bir yazalım arkadaşlar. Yani siz tabii normalde şöyle yapmanız gerekiyor. Berilyum ya bu 4. Berilyum. 1S2, 2S2 demeniz gerekiyor ama ben şuraya S2 yazacağım. Bu F9 ne ile bitiyordu? P5 ile bitiyordu. P15 ne ile bitiyordu? P3. Çinko D10 ile bitiyordu. Dedim ki bunların hepsini yazdık aslında bir önceki videoda. Magnezyum ne ile bitiyordu? Şöyle S2 ile bitiyordu. Kalsiyum da S2 ile biter. Bor ne ile biter? Bor arkadaşlar şöyle P1 ile biter. 1S2, 2S2, 2P1 doğru. Titanyum ne ile biter? Şöyle D2 ile biter. Kükürt ne ile biter? 6A grubunda olduğu için bunun da P4 ile bitmesi gerekiyor. Selenyum da gene aynı şekilde arkadaşlar kaçla bitmesi gerekiyor? Onun altında olduğu için kükürdün. Onu da 30, 34, artı 4. Evet P4 ile biter. Yani burada bir hata yapmamışımdır inşallah diyelim. Şimdi hangileri küresel simetrik daire içerisine alacağız? Ne demiştik? Bakın S1, S2. Zaten S ile bitenlerin tamamı küresel simetrik. Yani S ile bitenleri alalım arkadaşlar. S1, S2 fark etmiyor. Her türlü küresel simetrik. P3 ya da P6. Bakın P3 var. P6 var mı? Yok. D'de de ya D5 ya da D10 ile bitmesi gerekiyor. Burada ne var? D10 var. Gördüğünüz gibi bu 5 tanesi küresel simetrik. Neden? Çünkü en son orbitali ya yarı dolu ya da tam dolu. Diğerleri değil diyoruz. Hemen dördüncü örneğimiz. Aşağıdaki element atomlarından hangisinin temel haldeki elektron dağılımı S2 ile sonlanır? Yani burada normalde yapmanız gereken şey tek tek elektron dağılımlarını yazmak. Şimdi kalsiyuma göre yazalım isterseniz de cevap bu zaten. Nasıl olacak? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S kaç oldu arkadaşlar? 2, 4, 10, 12, 18. 2 yazarsam kaç oluyor toplam? 20 oluyor. Gördüğünüz gibi S2 ile sonlanmış oldu. Tek tek elektron dağılımlarını yazdığınız zaman 1S2, 2S1 değil mi? P kaç oldu? Bu 3. P4. Bu arkadaşımız neydi? P1'di. 3A grubunda olduğu için olduğunu elektron dağılımlarını yazdığınız zaman kendiniz bulabilirsiniz. Hemen 5. örneğe bakalım. Hangisinin temel haldeki elektron dağılımı P5 ile sonlanır diyor. Hemen gene en sondakinden başlayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P kaç oldu arkadaşlar? 2, 4, 10, 12, 18 oldu. Değil mi? P6 ile sonlandı bu arkadaş.
aradığımız bu değil. Şimdi broma bakalım elektron dağılımına. 1S2, 2S2, 2P6. Şöyle 10 oldu ya, her onda bir çizgi çekerseniz tekrar tek 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 sayacağım diye uğraşmazsınız. 3S2, 3P6, 4S2 20 yaptı. 3D 10 30 yaptı. Sonra ne kaldı? 5 kaldı arkadaşlar. 35 için, öyle değil mi? Demek ki bu neymiş? 4P5'miş. Cevabımız buymuş. Diğerlerini de bu şekilde yazdığınız zaman bunun P6 olduğunu, bunun S1 olduğunu, silisyumun da kaç oluyordu? P2 değil mi? Öyle olması lazım. Aşağıdaki element atomlarından hangisi küresel simetrik değildir demiş arkadaşlar. Dediğim gibi tek tek elektron dağılımlarını yazacaksınız. Elektron dağılımı berilyumun neyle bitirir arkadaşlar? 1S2, 2S2 ile biter. Demek ki küresel simetrik. Azota bakalım. 1S2, 2S2, 2P3 küresel simetrik. Fosfora bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 küresel simetrik. Klora bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P kaç oluyor arkadaşlar? 10, 12, 14, 15 oldu. Gördüğünüz gibi P5 ile bittiği için olmaz. P kaç ile bitmesi lazım? P3 küresel simetrik, P6 küresel simetrik, diğerleri değil. Tekrar edelim. Ya yarı dolu olacak P3'teki gibi ya da tam dolu olacak ki küresel simetrik olabilsin. 7. sorumuzda bakın, diyor ki bir enerji seviyesindeki P orbitalleri 3 tanedir. Bu orbitaller PX, PY, PZ orbitalleri şeklinde tanımlanır ve bu orbitaller eş enerjilidir. Değil mi? Bunların arkadaşlar enerjileri eş. Ondan dolayı orbital şemalarından hangileri doğrudur diyor. Bakın P2'yi böyle yazabilir miyiz? Yazabiliriz arkadaşlar. Doğrudur. P3'ü böyle yazabilir miyiz? Hayır, yazamayız. Bakın P3'te ne olması gerekiyor? Tek tek tek. Ondan sonra arkadaşlar ikinciyi yazabiliyorsunuz. Her biri birer tane olmadan bir orbital ikinci elektronu yerleştiremiyoruz. P4'ü nasıl yazarız? P4'te de bakın 1, 2, 3, 4 şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla üçüncüsü de yanlış. Hangisi doğrudur diye sormuşuz. Tabii ki A seçeneği. Hemen 8. örneğimize geçtik. Elektron dağılımı 2P5 ve 3P5 ile biten iki atom için. Hemen bitirelim arkadaşlar. Bir tanesi X olsun şöyle. Değil mi? 1S2, 2S2, 2P5. Bir tanesi de şöyle Y olsun. O da 3P5 ile bitecek. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Toplam kaç tane var? 5, 2, 2, 7, 9. 5, 7, şu baştan sayalım. 2, 4, 10, 12, 17. Gördüğünüz gibi atom numaralarını bulmuş olduk. Proton sayıları farkı 8'dir. Doğru arkadaşlar. 9 ile 17 arasındaki fark kaçtır tabii ki? 8'dir. Toplam enerji seviyeleri aynıdır. Bakın X'in ikinci enerji seviyesi var. Y'nin ise 1, 2 ve 3. enerji seviyeleri var. Dolayısıyla aynı değil. Y'deki enerji seviyesi daha fazla. İçerdikleri orbital türleri aynıdır. X'e bakın S ve P orbitalleri bulunduruyor. Y de gene aynı şekilde S ve P orbitallerinden oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncüsü doğru. Hangisi yanlış? Yalnız 2. 9. örnekte de X atomun elektron dağılımı 3P4 ile Y atomun elektron dağılımı 3P2 ile sonlanmaktadır. Hemen yazalım, üşenmeyelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P kaç? 4. Y'ye bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Evet. Diyor ki hangileri doğrudur? İkisinin de S orbitallerindeki toplam elektron sayıları aynıdır demiş. Arkadaşlar S orbitallerinde 2, 4, 6 tane var. 2, 4, 6 tane var. Doğru. İkisi de küresel simetriktir demiş. Arkadaşlar küresel simetrik olması için P ile bittiğine göre ya P3 ya da P6 olması lazım. Ya yarı dolu ya da tam dolu. Dolayısıyla ikisi de küresel simetrik değildir. Tam tersine. Y'nin proton sayısı X'ten 2 fazladır demiş. Y'nin 2 fazla? Sayalım arkadaşlar. X'in kaç olduğunu? 16 olduğunu. Y'nin ise 14 olduğunu görüyorsunuz. X'in arkadaşlar Y'nin değil X'in 2 fazla olması gerekiyor. Hangileri doğrudur? A seçeneği.
10. soruda 3p orbitalinde 3 elektron bulunan elementin atom numarası kaçtır diyor. Hemen başlayalım yazmaya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Bakalım 2, 4, 10, 12, 15 tane diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bulduk. Kararlı haldeki x19 elementinin elektron dizilişinde en dıştaki orbitalin baş kuant sayısı, türü, toplam elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen yazalım arkadaşlar 19'a göre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, ne yaptım, karıştırdım mı ya? 10, 12, 18, ha doğru, doğru yapmışım, doğru yapmışım. Birden kafam karıştı, affedersiniz. En son kim var burada? 4s1 var. Baş kuant sayısı arkadaşlar şu, en son, en büyük sayı, yani bu elektron dağılımındaki en büyük n sayısı 4, değil mi? Peki orbital türünü gördüğünüz gibi s. Peki buradaki elektron sayısı kaç? 1 cevabımız, B seçeneği. Şimdi size farklı, değişik bir durumdan bahsedeceğim. Çok istisna bir şey. Bu anlatacağım yer arkadaşlar, biraz sonra unutacaksınız. Yani gerçekten hani öğrencilere ben hep böyle söylüyorum. Gerçekten unutuyorlar ve hep buradan hata yapıyorlar. Hep buradan hata yapıyorlar. Şimdi kromun elektron dağılımını yazdığınız zaman normalde böyle bitmesi gerekiyor. Böyle sonlanması gerekiyor. 4s2, 3d4 diye sonlanması gerekiyor. Ama bakmışlar, incelemişler ki böyle değil. Nasıl? Buradaki elektronlardan bir tanesi arkadaşlar bakın bu şekilde zıplamış ve 4s1, 3d5 şeklinde sonlanmış. Bu çok ilginç bir şey bu. Aynı şekilde bakıra baktığınız zaman bakırın da elektron dağılımının 29 olduğu için 4s2, 3d9 diye sonlanması gerekirken buradaki elektronlardan bir tanesi zıplamış ve 4s1, 3d10'a dönmüş. Bak çok dikkat et buraya. d4 kendi kendine d5'e dönüşmüş. d9 da kendi kendine d10'a dönüşmüş. Nasıl? S orbitalinden elektron alarak. Arkadaşlar buradaki amaç küresel simetrik olabilmek. Biz daha önce ne demiştik siz hatırlıyorsanız. Atomlar en düşük enerjili olmayı isterler. En düşük enerjili halde bulunmak isterler. Dolayısıyla kararlı olmak isterler. Yani küresel simetri olduğu zaman, bir atomda küresel simetri olduğu zaman o atom daha düşük enerjili ve daha kararlıdır. Bundan dolayı eğer mümkünse kendi kendine küresel simetriye dönüşür. Kendi kendine dönüşmesini de D4 ise D5'e, D9 ise D10'a. Bakın başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam P2 de o zaman P3'e dönüşür mü? Hayır. Hocam P5 de P6'ya dönüşür mü? Hayır. Öyle bir şey yok. Sadece ve sadece D4'ün D5'e, D9'un da D10'a dönüşmesi şeklinde arkadaşlar bu olay gerçekleşiyor. Normalde bakın bu elektron, şu buradaki şu elektron nerede bulunması gerekiyor? Burada bulunması gerekiyor. Ama burada. Şimdi bu olay dışarıdan bir enerji alarak gerçekleşmemiş. Eğer dışarıdan bir enerji alarak gerçekleşseydi bu bir uyarılma diyecektik. Uyarılmışlık durumu diyecektik. Ama burada kendi kendine gerçekleştiği için kromun ya da bakırın küresel simetri olmak için son orbitalini D5 ya da D10'a çevirmesi uyarılma değildir. Kendi kendine yaptığı bir olaydır. Amaç ne? Dediğimiz gibi arkadaşlar küresel simetrik olabilmek. Bak şurada da yazmışız. Bu durum sadece D orbitallerinde gerçekleşmektedir. Diğer orbitallerde buna benzer bir durum olmaz diyoruz. İmkanınız varsa arkadaşlar açıklamadaki PDF'ten bak bu açıklamalar falan burada ayrıntılı bazı şeyler yazıyoruz ama tabii video anlatırken böyle bazen üstün körü geçiyor. Bunun çıktısını alırsanız veya en azından cep telefonunuza bilgisayarınızı indirip oradan okursanız sizler için tabii ki daha faydalı olur. Bu PDF'ler sizin için çok faydalı ve çok bedava yani. Hani hiçbir şekilde hiçbir ücretle talep etmediğimiz için bence çok makul yapılabilir bir şey. 12. soruda aşağıda elektron dağılımı verilen elementlerden hangisi uyarılmıştır diyor. Bakın uyarılmış ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde olmaması gereken bir yerde bir elektron varsa. Hani biz Bohr'da anlatmıştık önceki videoda. Bohr diyor ki işte bu elektron diyor buradan diyor üst katmana zıplar diyor. Ama diyor sonra diyor geri gelir diyor. İşte üst katmana zıpladığı zamanki durumuna biz ne diyoruz? Uyarılmış diyoruz. Mesela normalde adam 1s2, 2s2 olması lazım ya. 2s1. 2P1 olmuş mesela. Şimdi bak S'deki elektron ne yapmış? Yukarı zıplamış. Bu uyarılma hali. Niye? Normalde çünkü bu adamın 4 tane elektronu varsa ne olması gerekiyor? 1S2, 2S2 olması gerekiyor. Bakın bu temel hal. Bu alttaki temel hal. Üstteki ise
Ne hal arkadaşlar? Uyarılmış hal. Şimdi ona bakacağız biz. Bir anormallik var mı? Bakın S2, P4. Bir anormallik yok. Bu temel hal. Bu 1S2, 2S2, 2P6, 10 olmuş. Doğru. Bakın kroma bakın. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. İşte dediğim gibi normalde şöyle diyebilirsiniz. Aa işte buradaki S2 olması lazım. İşte S2'den buraya zıplamış. Dolayısıyla burada bir uyarılma değil arkadaşlar. Bu uyarılma, bu temel hal. Dediğim gibi bu kendi kendine küresel simetrik olmak için bunu gerçekleştiriyor. 14'e bakın, gene elektron dağılımında bir sıkıntı yok. Ama 17'ye baktığınız zaman E seçeneğinde bakın, normalde bunun elektron dağılımının 3P5 diye sonlanması gerekiyor. Ama ne olmuş? Buradaki elektron bir üst katmana zıplamış arkadaşlar. Ve bu haliyle nedir bu atom? Uyarılmıştır diyoruz. Uyarılmış olan atom nedir? Kararsızdır diyoruz sevgili kardeşlerim. Değerlik orbitali ne? Arkadaşlar değerlik orbitali bir atomun en son temel enerji düzeyindeki orbitallerdir. Biz bunlara bakın değerlik orbitalleri diyoruz. Değerlik orbitallerindeki elektronlar ise ne elektronu? Gene değerlik elektronu. Şimdi bakın şuraya çok dikkat edin. Elektron dağılımı S ile bitiyorsa yazdın buradaki N arkadaşlar 3 olabilir 5 olabilir önemli değil. S ile bitiyorsa değerlik orbitali zaten S. Bakın SP diye bitiyorsa ne demek bu? Dandan yazdın. 3S2, 3P2 dedim mesela. O zaman değerlik orbitalleri S ve P. Yazdın mesela SDP. Niye bu SDP? O şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakın 4S2, 3D10, 4P1 dedik mesela. Bak ne? N-1 N. Hani bu kafanız karıştı mı? N-1 N diyoruz ya biz. İşte buradaki D orbitalleri olduğu zaman maalesef böyle bir durum oluyor. Bu da kafa karıştırabiliyor. Karışmasın. 4, 3, 4 olmasını anlatıyor burada. Önemli değil. P ile bitti ya. Bu sefer de P orbitali var ama S gene var. Yazdığın elektron dağılımını D ile bitti. Nasıl D ile bitti? 4S2, 3D6 ile bitti mesela. O zaman da diyorsun ki D vardır ve gene S vardır. Arkadaşlar şuraya bakın. S ile bitiyorsa S var. SP ile bitiyorsa S var. SP ile bitiyorsa S var. SD ile bitiyorsa S var. Yani S her türlü var. Diyoruz ki biz S'siz olmaz. Öyle bir şarkı vardı sanki. S'siz olmaz. Değil mi? Onun için diyoruz ki biz değerlik orbitallerinde mutlaka S olması gerekiyor. Ha, tek başına ise tek başına. Yanında kim varsa o. P ise SP, P ise SP, D ise SD diyoruz. Bu şekilde. Atom numarası verilen elementlerin elektron dağılımı yazarak değerlik orbitallerini belirtiniz. Hadi bakalım bir gene amelelikle karşı karşıyayız. S2, 2P6 olmadı, fazla yazdım. Evet, yazalım şimdi. 2P kaç? 5. Değerlik orbitallerini arkadaşlar P ile bittiği için S ve P diyorum. Magnezyuma bak. 1S şu yanına mı yazalım? S ve P diye şöyle yazalım da. 2S2 2P6 kaç etti? 10 etti. 3S2 arkadaşlar S ile bittiği için zaten S olmuş oluyor. Değil mi? Şöyle okla gösterelim mi? Şöyle yapalım. Ha. Şimdi 1S2 2S2 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Değil mi? 21 olması için. Bak neyle bitti? D ile bitti. O zaman bir kere D var. Ama S zaten hep var. Yani zaten S'siz bir şey yazma şansımız yok. Galyuma gelelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Şimdi ben yazıyorum bakın üşenmiyorum. Siz hiç üşenmeyin yani. Sakın. Çünkü bu yazdıkça ezberleyebileceğiniz bir şey. Derken ben ezberleyememişim. Yanlış yazarmışım böyle. Siz de bana güler misiniz? Şimdi gene neyle biterse bitsin S var. Bak şu S var. Bir de ne var? En son P ile bittiği için P var. Değil mi? Bromu da yazalım. 1S2, 2S2, 2P. Birazcık şöyle. Tabletimizi düzeltelim de yazımız güzelleşsin belki. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10'da 30 oldu. Facia oluyordu az daha. 4P kaç?
5. Gene S var. S'siz olmaz. Bir de ne var? P var. S ve P. Var mı sıkıntı? Şimdi bir atomda elektron kopartılırken en dış yörüngeden kopar diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle. Normalde zaten 20'ye kadar problem yok. 20'ye kadar olanlar, yani şöyle şuraya kadar olanlarda bir problem yok. Buradan kopartırken en dışta kim var? Bu var. Bundan kopuyor, bundan kopuyor. Sonra bundan, bundan kopuyor. O şekilde devam edip gidiyor. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı şu arkadaşlar. Mesela burada bu şekilde D'ler olduğu zaman elektron dağılımı D ile biten atomlardan elektron koparmak biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Şimdi düşünün bu adamın adam gibi adam titanyum değil mi? Birinci enerji seviyesinde kaç tane elektron var? 2 tane. İkinci enerji seviyesinde kaç tane elektron var? Bakın 2, 6 daha kaç tane var? 8 tane var. Bakın üçüncü enerji seviyesinde kaç tane var? 8, 10 tane var. Arkadaşlar bakın. 10 tane var. Dördüncü enerji seviyesinde kaç tane var? 2 tane var. Şimdi düşünün siz dışarıdan buna saldıracaksınız. Elektron kopartmak istiyorsunuz. Neresinden kopar? N eşittir 1, 2, 3, 4. N eşittir kaçtan kopar? Arkadaşlar en dıştan kopar. E hocam burada işte en dıştan saldırınca bu. Bakın bu artan enerjiye göre yazılmış. Haklısınız. 3D'nin enerjisi daha yüksek. Ama ne olursa olsun 4S'nin enerjisi düşük de olsa 4S nerede arkadaşlar? En dışta. Bakın buradaki elektronlar ne? 4S2 elektronları. Dolayısıyla buradan siz elektron kopartırken nereden kopar arkadaşlar? 4S'den kopar. Bir tane koptu artı yüklü. O zaman diyorsunuz ki elektron dağılımı 4S1 3D2. Bak bir tane daha kopartacağım. Nereden kopacak? Gene buradan kopacak. Bunu da öyle yazmak istemiyorum. Böyle görmenizi istiyorum. Gitti. 4S'ye gitti. Ne kaldı? 3D2 kaldı. Heh, şimdi kopartmaya devam edersen artık kimden gidecek? 3D'den gidecek. Tekrar söyleyelim bakın. Atomun katman elektronlarını görüyorsunuz. Enerji seviyelerindeki elektronlarını görüyorsunuz. Elektron kopartmak istediğiniz zaman en dıştan kopartacaksınız. En dıştan koparttığınız için de buradaki 4S'deki elektronlar gidecek. Onlar bittikten sonra diğerlerini 3D, 3B, 3S diye devam edip gideceksiniz. Var mı sıkıntı diyorum ve geçiyorum arkadaşlar burayı. Atom numarası 21 olan elementin elektron dağılımı nasıl sonlanır? Hemen bakalım. 21. Skandiyum 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Bakın elektron dağılımı 4S2, 3D1 ile sonlandı. Buldum. Diyor ki atom numarası 21 olan skandiyum elementinin artı 1 yüklü yön elektron dağılımı nasıl sonlanır? Arkadaşlar bunu bakın. Şimdi eğer siz şöyle yaparsanız 21, SC, artı yüklü 20 elektronu var. Eğer siz bakın 20'ye göre yazarsanız bunu. Ne bulursunuz? 20'ye göre yazdığınız zaman elektron dağılımının 4S2 olduğunu bulursunuz. Ama bu yanlış arkadaşlar. Bakın 20'ye göre yazmayacaksınız. Siz nötr halini yazıp nötr halinden bir tane elektron kopartacaksınız. Şimdi nötr hal yukarıda var zaten. Ondan bir tane elektron kopardım. Ne oldu abi? 4S1, 3D1 olmuş oldu. Doğru mu yaptım? 4S1, 3D1. Evet. Aynen bu şekilde arkadaşlar oldu. Bakın nötr halini yazıyorsun. Ondan sonra nötr halinden en dış yörüngedeki bir tane elektronu kopartıyorsun. Şimdi bakın çok güzel bir soru. Böyle öğrencilerin sürekli böyle tongaya düştükleri bir soru. Videoyu burada bir durdurun. Bir çözün bakayım şuna. Ondan sonra devam edelim. Evet. Bakalım ne yaptınız durdurduysanız tabii. Şimdi bakır 29'a göre yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 4S2, 3D9. Değil mi arkadaşlar? Evet, eğer böyle yazdıysanız dediğim gibi o tongoya düşmüşsünüz demektir. Böyle değil. 4S1, 3D10. Bunu karıştırmayın bakın. Tekrar tekrar söylüyorum bakın. D4, D5'e, D9 da D10'a dönüşür. Hiçbir zaman bir elektron dağılımında D4 ya da D9 bulamayacaksınız. Onlar kendi kendine ne oluyor arkadaşlar? Dediğim gibi D5'e ve D10'a dönüşüyorlar. Elektron dağılımını yazdık mı şimdi? 4S1, 3D10. Nerede abi? 4S1, 3D10.
Diyor ki atom numarası 29 olan bakır elementinin artı bir yüklü iyonun elektron dağılımı nasıl sonlanır demiş. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane elektron kopartacağız. Dedim ki bak nötr halini yazdık, temel hali. Bu bunun temel hali. Temel halinden bir tane elektron kopartacağım. Nereden kopar? Tabii ki de buradan kopar ve 3D9 olur dersen arkadaşlar ne olur? Yanılırsın. Oradan kopmaz. En dıştaki 4S'den kopar. 3P6 3D10 kalır. Cevabım A seçeneği. Geçiyorum. Şu var bakın. Argon'un mesela elektron dağılımı bu şekilde olduğu için soygazlar. Soygazlarla yer daha doğrusu elektron dağılımı yazımı diyelim biz buna. Mesela normalde kalsiyum yazıyorsunuz uzun uzun. Burada anlatılan şu. Mesela kalsiyum yerine ilk 18 elektronu yazmıyorsun. Argon 18 yazıyorsun. Mesela burada ne var? Şurası argona ait ya şurası. Bu kısmı boydan boya yazmaktansa bunu yazacaksın. Şöyle bir argon diyorsun buraya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 yazmaktan kurtuluyorsun. Diğer soygazlar için de aynı şey geçerli. Mesela ne diyelim işte kim olsun? 11 sodyum olsun mesela. Sodyum 11. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Bakın şu kısım kime ait? Arkadaşlar neona ait değil mi? O zaman 11 sodyum, 10 neon, şöyle köşeli parantez, ondan sonra da 3S1 şeklinde bitmesi gerekiyor. Ve böylece bu kısmı bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani elektron dağılımlarını istisnalarıyla vesaireleriyle size iki videoda anlatmış olduk. Bundan sonra şöyle güzel bir tarama testi hazırlamıştım. Onu beraber çözelim diğer videoda. Ama mutlaka dediğim gibi PDF'ini indirin, indirebiliyorsanız bilgisayarınızı indirin, cep telefonunuzu indirin ama mutlaka bu soruları bir kere kendiniz çözün. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.